Bunu yapabilir miyim sizce? Yapabilirim. Bakayım. Yapamadım. Ben bunu bir çekeyim. Yeni birlikçiden herkese merhaba. Yıllar sonra bir günü birlikçiyle karşınızdayım. Bugün ne oldu? Onu vereme. Bu videoda Naz'ı değil İlker'i göstermeyeceğim. Karar verdim. Yine geldi. Saçlarını göster. Evet, çok teşekkür ederim. Bugün işte toplantılarım var, sporum var. Ama önemlisi bugün bizim evde boya var ve ben evde yok. İlker bir şey diyeceğim. Sen de bugün ben dışarıda fink atarken evdeki dramını çeksene, ikisini birleştirelim. Tamam. Yapabilir misin? Yapamadılar. Hadi görüşürüz. Bye. Şu an evimizin derinliklerine doğru yürüyorum. Bakar mısınız? Josie kahvaltı hazırlamış. Çok iyi değil mi? Baksanıza Nazik artık buna oturuyor. Kendi mama sandalyesine oturmuyor. Direkt burada. Ve bence aşırı romantik. Bütün evimiz değişecek. Mamatay! Oh yeah baby! Pancake! Bu duvar bir renge boyanacak. Burası böyle. Orası başka. Bu koridor başka. Burası da başka. Çılgın bir olay oluyor. Yemek baba yemek! Hay! Şimdi kahveyi alacağım. Sonra kostümlerim de burada. Önce spor, sonra iş güç. Sonra da İlker'in yanında söyleyemedim. İlker'e hediye alacağım. Bu pazar İlker'in doğum günü. Bu da zaten muhtemelen haftaya salı falan gireceği için sorun olmaz. İlker'e hediye almaya gideceğim. Geldim yine deli kadının yanına. Nefessiz kaldım, çok kötü. Birazcık görünmeyeyim, çektiğim eziyeti. Azıcık siz de görün istiyorum. Azıcık siz de bilin istiyorum. Niye geliyorsun? Alışkanlık yaptı, böyle bağımlılık. Kötü anlamda ya. Ama yine bacağı döndü. Bacak çalışacak zaten. Aç iyice bacakları. Aç aç aç. Sıfırla geriye gel. Gel gel gel. Aç aç iyi. Aç iyice aç. Aç 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 aç. Başla. Bir. İki. Üç. Dokuz. Sekiz. Üç. Aslı iki kalaş ağda başla. Yirmi eksik sağ. Başladım. Bir, iki, üç nefes ver. Dört, beş, yedi, üç. Sekiz kendini al. Yedi, yedi al altı. Beş, dört, üç, iki, bir. Anam ah! Beni toplantı. Yarım saat daha buradasın. Yemin ediyorum sana yarım saat daha buradasın. Benim bence bitti ya. Yeni geldik güzel. Gelmedi kalbim kaçtı. Hareket yaptı. Bat kalbim 5. 9. Dinlenmek yok ki. 10. Bir 10 daha var. Son 10. 52 saat süren toplantının sonunda çıktım ve şu an Cevahir'e geldim. Cevahir'de işte bizim yıllardır olan bir saatçimiz var. O saatçiye gideceğim. İlk ara saatini alacağım. Eve gideceğim. Size bir şey diyeceğim. Çok işte acil çıktım diye bilmediğim bir kuaföre gittim. Yani çok ünlü bir kuaför de bilmiyorum yani, hiç gitmemiştim. Bir manikür, bir töne 180 lira verdi. Beynim yandı. Bundan sonra Metin'e hayatta laf söylemeyeceğim. Söylersen bana kızım, tamam mı? 180! Moralle basın. Hadi bak. Saatini aldım İlker'in. Yani böyle Seiko aldım. İlker'de işte genelde Taguar mı ne, ondan kullanıyor İlker. Bir de şey ne o? G-Shock kullanıyor. G-Shock'u da ona Japonya'dan almıştım. Çok güzel bir saatte. Neydi? Ha, bir tane de 50 yıllık falan bir Seiko'su var ve işte Seiko'yu ne kadar sevdiğinden falan bahsediyordu. Ben gittim Seiko aldım. Sonra Kadircan kız da Seiko aldığım için. Bilmiyorum. Bakalım inşallah. Aman beğenmezse de gider değiştir. Ben ne yapayım yani? Ama güzel saat aldım. Uygun'a da aldım. Annemin liseden sınıf arkadaşının dükkanı. İndirim yapıyor. Ondan sonra neyse aldım. Ama bu dolar euro yüzünden bir fiyatlar artmış. Olay yani. Bu sene çalışacağım, yapamayacağız galiba. Çok az.
Az az yapacağız. Zaten hala 180 lira fön artı maniküre verdiğim para içimde. Şimdi eve gidiyorum. Evde boya var. Hayvan gibi çalışmam lazım. O kadar çok insan benden mail, haber, bilmem ne, sunum bekliyor ki. Hani benim ekipte çalışıyor ama benim ayrıca yapabileceğim, yapmam gereken şeyler var. Yani o boyanın içinde çalışma odasına girip bu işleri halletmem lazım. Akşam yemeği yapmam lazım. Akşam yemeğini yaptıktan sonra çocuğu yedirip, yatırıp, uyutup kitap yazmaya devam etmem lazım. Gerçekten. Kendime inanamıyorum bazen. Yani neden? Neden aynı anda 52 anam? Çok trafik var. Neden aynı anda 52 tane şey yapmak istersin sevgili Aslı Kızmaz? Bugünkü sohbetimizde sana bu soruyu sormak isteriz. Ay özlemişim be gül birlikçi çekmeyi. Oh Seda Sayan'a bağladım gene. O zaman haydi oynuyoruz. Eve geldim. Hemen şu an üstümü değiştirdim. Şunları çalışma odasına bırakacağım. Bilgisayarımı. Çünkü gerçekten ev gibi çalışmam lazım. Burası da bitik. Bütün ev bitik durumda şu an. Hiç kokmuyor biliyor musunuz şu an boya? Oo. Oo, uf. Çok. İlker orayı da boyatmışsın. Ama orayı boyamayacağız demiştik. Ben gerçekten şu evde hiçbir söz hakkım yok. Hiç yani. Bu insan. Rıza abi merhaba. Merhaba, hoş geldin. Nasılsın? Teşekkür ederim, siz nasılsınız? İyi valla, ne olsun ya. Hello. Saat kaç bilmiyorum. Dur bakayım, görebilecek miyim? Göremiyorum saati. Ama Naz paketlenmeye hazırlandığı bir süre olduğu için muhtemelen 7.30 falandır. Valla Naz'ı Jocelyn'e kilitledim. O kadar yoruldum ki bugün yani yapacak bir şeyim yok. Kilitledim Jocelyn şu an yıkıyor, yutacak falan filan. Şimdi ben bilgisayarımı açacağım, çalışacağım. Evimizi boyatıyoruz işte, bakın. Şu arka sarı güzel oldu. Zaten deminki şokum biliyorsunuz. Şimdi bu renk güzel. Yani bu sadece şöminenin üstü güzel. Ama burası no. Yani burası da çok koyu olacak. Daha bu 2 kat, 3 kat olması gerekiyormuş. Bu no yani. Orayı açtıracağız tekrar. Çünkü karanlık yani. Kış da geliyor, ben bileklerimi keserim evde. Ondan sonra muhtemelen duvar kağıdını da çıkaracağız artık. Yani Naz büyüyor yani, salonun ortasında artık o kadar da olmasına gerek yok. Yani yine oyun alanı, oyuncakları, her şey duracak da şeyi durmayacak. Bence onu çıkaracağız, ondan kurtulalım. İstiyorsa kendisi gitsin odasına yaptırsın. Bu çocuğuyla kavga ettik. Öyle yani, daha yarın da devam edecek falan filan, bir sürü gün devam edecek. İnanılmaz işim var, söyledim mi bilmiyorum. Daha çalışacağım, daha konuşuruz yani. Bu arada ben günübirlikçi çekmeyecektim, tamam mı? Çok sıkılmıştım günübirlikçi çekmekten. Abi kimle konuşsam, kime gitsem, aslında niye günübirlikçi çekmiyorsun? Ve böyle hani arkadaşlarım falan bile. Günübirlikçi çek, lütfen lütfen dedik. Neyse, için günübirlikçi çekiyorum. Çok çalışmam lazım anneciğim. Merhaba. Saat şu an. Dur bakayım, bekleyin. Bakıyorum. Açılmadı bilgisayar. Saatin kaç olduğunu söyleyeceğim. Ama önümde telefon var. 20.45. Daha şu an telefonları kapattım. Size nasıl iş olduğunu anlatamam yani. Böyle bir şey yok. İnanılmaz yani. Aman Allah iş versin de. Ve daha 1 milyon tane daha iş yapmam lazım ama artık işi bıraktım. Çünkü kitap yazmam lazım artık. Öpüyorum sizi. Sonra konuşuruz. Beynim yok. Yok yok yok. Beynim yok. Beynim yok. Bak şu an gene iş geldi. Neyse. 180 liralık. Bence bunun konusu o yani. Şeye de öyle yazalım. 180 liraya manikürle fön çektirdim. Vallahi çok enerjisizim çünkü çok yoruldum. Gerçekten çok yoruldum. Bu kızımla hiç ilgilenemedim bugün. Sıfır. O da canımı sıktı. Bu hafta hep öyle. Haftaya da öyle. Zor işler kankalar. Ama ne yapacaksın, çalışacaksın. Para lazım. Öpüyorum sizi. Hadi bay. Daha konuşuruz ama yani böyle. Devam böyle konuşuyor olacağım yani. Ne bileyim, arada atarlanırım falan belki birazdan. Bir şeyler derim. Hadi bay. O şöyle kalsın. Ben eğer orayı televizyon geldikten 3 gün içinde orayı böyle çok güzel bir hale getiremezsin. Söz getireceğim. Ona ben üşeneceğim ki zaten. Ya ne olur açalım. Televizyon geldikten sonra 3 gün. Kış geldi. Şu an sesinin duyulması imkansız.
3 gün ver. Şükürler. Ne yapıyorsun? Elimizi su basmış. Saat 12.30. Ben hala çalışıyorum. Bu denemem biraz böyle. Biraz yoğun. Böyle gitsin. Bugün sakin bir yeni birlikçi oldu. Bir sonraki yeni birlikçinin girişine kadar... Goodbye!